Avrupa'da kızamık vakaları 80 bini geçti. Yakın ülkeler Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Yunanistan'da da vaka sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığı anne ve babaları kızamık aşılarını atlamayın diye uyarıyor. Evet. 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 Kaç yaşında? Üç 3,5'una geliyor. Aşıları düzenli yaptırdınız mı? Aşıları düzenli yaptırdık çünkü sağlık ocakları takibini yapıyorlar. Rakamlar ortada. Türkiye'de kızamık vakaları Avrupa'ya oranla sadece %1 arttı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bebeklik çağındaki aşılama oranları %98 civarında. Şimdi sıra ilkokul sıralarında yaşanan aşı korkusunu gidermedi. Aşılar hayat kurtarıyor. Kızamıkta ilk doz aşı 12 aylıkken yapılıyor. Ardından yıllar sonra yapılan bir ikinci doz var ki o da çok önemli. Çünkü hatırlatıcı özellik taşıyor. Bu aşı okul çağlarına denk geliyor. Okulda özellikle kalabalık bir şekilde sıralara girerek yapılan bu aşı çocuklarda korkuya neden olabiliyor. İşte bu noktada da çocukların aşı olabilmesi için, huzurla aşı olabilmesi için çocukların tek tek revire çağrılarak teker teker aşı yaptırılması gündemde. Uzmanlara göre aşı korkusunu yenmek için çocukları tek tek aşılamak ve bilgilendirmek çok faydalı olabilir toplu halde yapıldığı zaman tabii çocuklar birbirlerini görerek korkabiliyor. Bir çocuk ağlamaya başladığında öbürküler hepsi ağlamaya başlıyorlar. Tek tek onlara anlatarak o neler yapılacağını söyleyerek aileleri bilgilendirerek tabii ki yapılması olumlu şekilde etkileyecektir. Okullarda hani aşı ile ilgili aşılanmadan önce bir takım seminerler verilebilir. Ebeveynlere çok ee, hakikaten iş düşüyor. Tek tekrar söylüyorum. Doktorla iğneyle aşıyla korkutmamak lazım çocukları. Özellikle kızamık gibi hastalıklarda aşı %99 oranında koruyuculuk sağlıyor. Aşılarını yaptırdınız mı tamamına? Tamamını yaptırdım. Hiçbir hastalığını şey, e, şiddetli olarak geçirmedi. Hastalıklarını hafif mi atlattı? Hı, Hı, hepsi hafif atladı. Kızamığa yakalandı mı? Yok. Aşı Yok. tam korudu. Evet. Hakikaten de güzel aşılama oranlarımız çok yüksek ama tabii ki aşılanmayanların sayısı arttıkça sıkıntılar, enfeksiyonlar baş gösterir. Çocuklarımızı e, bu bulaşıcı hastalıklardan korumanın en etkin yolu aşılarını düzenli olarak yaptırmak. Uzmanlar uyarıyor, kızamık çok ciddi bir hastalık ve bir tedavisi de yok. Kızamık hastalığı ortaya çıktığı zaman bir tedavisi yok. Ortaya çıkabilen komplikasyon dediğimiz kötü durumların da maalesef tedavisi yok. Her bin çocuktan 20 tanesi kızamık hastalığına yakalandıktan sonra ansafalit dediğimiz beyin iltihabı nedeniyle maalesef hayatlarını kaybediyorlar.